Daha önceki videolarımızda küçük ürünlerle torna çalışması yapmıştık. Bugün 3 kiloluk bir kırmızı çamurla örnek bir çalışma yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi çamurumuzu ortalamamız gerekiyor. Burada daha önce el hareketlerimizi çamur şu kadarlık bir çamurda şöyle gelirken, şimdi çamur geniş olduğu için ellerin birbirine kavuşmadığından neye dikkat edeceğiz burada? Yine aynı parmak hareketleri, yine aynı el hareketlerini kullanıyoruz. Dirseklerimizi dizlerimize koyarak destek alıyoruz. Tornamız farklı bir tornaysa, yüksek bir tornaysa, o zaman şöyle bedenimize, dirseğimize dayayarak destek alabiliriz. Amaç kollarımız ne olsun, böyle sert durabilsin, pergel gibi kullanabilelim. Çamur bizi değil, biz çamuru yönlendiriyoruz. Şuraları kullanıyoruz ellerimizin. Şu kısım ve şu kısım. Şimdi yavaşça aşağıya indiriyoruz. İki yöntemimiz vardı. Bir mantar yöntemi, biri de hemen şuradan gösterelim. Şöyle yana kaydırarak bastırıyorduk. Hangisini tercih ederseniz. Ne kadar düzenli çalışırsanız eliniz o kadar hızlı ilerler. Öğrendikten sonra bile ara verdiğinizde tekrardan başa döneceksinizdir. Yani spor yapmak gibi düşünün bu işi. Nasıl ki spor yapıp bırakıp tekrar ara verip tekrardan başladığınızda aynı zorlukları çekiyorsanız, tornada da durum aynı. Gitar çalmak mesela ya da bir enstrüman çalmak, nasıl ki ara verirseniz, parmak alıştırmalarını yapmazsanız bir süre sonra gerileme olacaktır. Şimdi yavaş yavaş çalışmamıza şekil vermek için çamurumuzu ayarlıyoruz.
Şimdi yine aynı yöntemle çamurumuzun ortasını deleceğiz, açacağız. Burada dikkat edilmesi gereken şey tırnaklarımızın şu şekilde dip dibe olması. Eğer ayrı olursa ortada şöyle çamur birikmesi olacak. Şimdi baş parmaklarımın uzunluğu belli. Belirli bir mesafeye kadar açabiliyoruz. Sonrasında yapacağımız şey baş parmaklarımı aşağıdan yukarıya doğru, dışa doğru çekmek. Evet, çamur suyum azaldığı için zorladı. Tekrardan şöyle dışa doğru açıyorum ki daha aşağıya inebileyim. Akabinde dört parmağımı içeriye alıp aşağıya doğru iniyoruz. Mümkün mertebe çok su kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü suyu çok kullandığımız takdirde daha önce de bulunduğum gibi uyarıda bulunmak istiyorum. Suyu çok kullandığım takdirde ne olacak? Çamurum çürüyecek. Şekillendirmesi zor olacak. Hatta neredeyse mümkün olmayacak. Şimdi biraz şöyle yanlardan toplayalım. Evet. Artık belirli bir derinliğe geldikten sonra biraz da rötuşlama için zeminde çamur bırakalım. Şimdi dışarıya doğru açacağız. Önceki videolarda gösterdiğim el hareketlerini kullanarak. Öncelikle çamurumuzu yükseltiyoruz düz bir şekilde. Makaslama yapıyoruz. Ola ki çalışma esnasında çok su kullandınız ve çamurunuzun çürümeye başladığını fark ettiniz. O zaman biraz çalışmanızı dinlenmeye bırakırsanız suyunu atacaktır. Tekrardan çalışmaya devam edebilirsiniz.
Et kalınlığına özellikle büyük ürünlerde daha çok dikkat etmek gerekiyor. Şekillendirme esnasında bazı bölgelerini ince, bazı bölgelerini kalın yaparsak hakimiyeti kaybetmemiz yüksek. Aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Evet, içeride bir hava kabarcığı sonucunda çamur parçasını koparmış bulundum. Bunlar da yamulmalara sebebiyet verebilir. Hiç problem değil. Şimdi burada yapacağımız şey, içeriye alacağım parmaklarımı şu şekilde kıvıracağım.
Şimdi ağız kısmını yavaştan daraltıyoruz. Şuradaki bombelik biraz fazla gibi geldi bana ama biraz toplayabilirim. Tabii buradan toplayınca burada yamulmalara neden olduğu için oradan da toplamaya devam etmemiz gerekiyor. Evet. Şurası biraz bombe oldu. Şurayı toplayalım. Güzel. Şimdi vazonun ağız kısmını daraltacağım için içindeki suyu biraz alalım. Makaslama tekniğiyle daraltıyoruz. Ve son olarak rötuşleme yapalım, düzenleme. Daha sonra zaten kuruduktan sonra rötuşleme işlemini tekrardan yapacağız.
Evet. Şu ağız kısmını hafiften daraltayım birazcık. Daha. Evet, bugünlük vazomuzu şekillendirdik. Dilersek kulp ekleyebiliriz. Fakat şu an değil, biraz kuruması gerekiyor. Şimdilik bugünlük bu kadar. En son işlemimiz en dipten şeyle misinayla kesimimizi gerçekleştiriyoruz. Sonra bunu kurumaya bırakacağız. Su emen bir yüzeyde kurumaya bırakacağız. Bugünlük bu kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen videonun altına yazın. Ona göre yeni videolarımızı düzenleyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.